Defender'ların, yeni Defender'ların çok kötü bir tane özelliği var. Bunu sen söyleyince hatırlayacaksın. Arkadaşlar yapıp yapacağımız en keyifli bagaj testi bu olabilir bu arada. Abi tamam. Şey böyle bagaj testi mi olur ya? Gel iki kişi yapalım. Gel hadi gel beraber gel Allah aşkına. Bu biraz harala gürele ya. Yükle devam et. Baba hadi. Basınca ne oluyor işte ne demek? Bilmiyorum mi? Bastım geçen gün bir şey olmadı. Ha, ama sinyal minyal gönderirse rezil oluruz yapma. Niye rezil olma abi? Yapma. Deniyoruz ya. Gazeteciyiz biz. Ben değilim. Doğan denedi derim. Kontak açık diyor. E biliyoruz abi kontak açık zaten. Doğan'la bir video gelecek yakında arkadaşlar. Hiç ipucu falan vermeyeceğim. Oh, oh. Var ya. Of, 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 of. Bizim gaza basma alışkanlıklarımız doğru değil abi. Evet. Biz arabaları düzgün kullanmıyoruz. Hep şu. Hıya, hıya. Yani sürekli şimdi gerçek... Şu. Uzun zamandır yoktum. Birileri demiş öldü. Şimdi yazsınlar. Kral geri döndü. Anlarsın ya. Hadi bakalım. Doğan abi ne yaptık? Hoş geldin. Hayırlı kanalların olsun. 5. yıl kutlamaları var. Kaç? 6 ya. 6 oldu kaç mu ya? 6. 2017 değil mi ilk video? 2017. Tabii 6'ya girdik. Hayırlı olsun. Arkadaşlar herkese nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız iyiyiz. Ümit Erdem'le uğraşıyoruz. Ümit Erdem yeni araba aldı. Hemen yeni araba alınca. Biliyorsunuz Doğan Kabak YouTube channel'da çekilmeyen arabaya biz Türkiye Cumhuriyeti'nde araba demeyiz. Ha bir araba almaya gitti mesela. İkinci el merhaba abi. İşte neyi var, boya var mı? Şu... Abi videosu var mı Doğan? Yok tamam abi. Görüşürüz. Abi hayırlı olsun. Çektir gel. Aynen çektir gel. Güzel lan bunu kullanırım ben. Güzel. Güzel yürürsün burada. Ne yaptık abi? Abi bence yani... araba güzel araba. Evet ama en güzel yeri biliyorsunuz Ümit Erdem'in evet. Bir kızı daha oldu. Evet. İki kız babası ya. Bir yetmedi. İki kız babası. Görüyorum ve arttırıyorum dedi. Güzeller nasip güzeli. Elamızın adı buraya evet. Kazındı. İzmitli olduğunu da belli ettik burada. Allah herkese nasip etsin arkadaşlar. Yuva kurmayanlara yuva. Çocuğu olmayanlara çocuk. Sağlık, bereket, mutluluk ne varsa. Hep iyisi olsun sizler için inşallah. Amin. Amin. Teşekkür ediyorum. Özledik be. Land Rover pişmanlıktır ama doğru. Yapma be. Tabii bulaşıcıdır. Yapma ya. Abi ya böyle. Meraş, kötü anlamda. Hayır hayır. Yani kötü yanları var şimdi. Her şeyin kötü yanları bugün, var ama vazgeçemiyoruz. Arkadaşlar evet, ne kadar da kullanıyorsun arabayı? 1-2 ay. Tabii işte 2000 kilometrede. Daha yeni. Bugün bütün arkadaşlar artılarını eksilerini konuşacağız. Hı-hı. Ümit Bey 3 kapılı bir Defender aldı. Arkada koltuklarımız yok. Ümit tek kullanıyor genelde. Çünkü hı-hı. Ümit Bey de daha doğrusu yengemizde 5 kapısı var. Arkada o hanımın arabası. Var. Hanım bana arabayı kullandırmadığı için böyle bir çare bulduk. Hanım biliyorsun spor arabalara da karşı. Evo da alamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Hanımcıyız. Dedim ki kendime ait bir kupe arabam olsun istiyorum. Kupe. Her erkek gibi. Düşündük abi buna okeyi aldık. Bugün bütün artı eksi yönlerini her şeyini evet. Konuşacağız arkadaşlar. Yani tasarımla ilgili artık bir şey söylememize gerek yok, yok diye düşünüyorum. Araba eskidi artık. İkonik. Yüzüm. Kısaca ikonik. Havalı bir iki kelime kullanayım. İkonik bir tasarım i̇konik arkadaşlar. İkonik bir tasarım evet. Hakim. Burada işte eskiye atıflar var. Atıflar şuralarda var. Görüyorsunuz. Evet. Buralarda. Hep bunlar eskiye atıflar. Ama içi son derece teknolojik. Bunun makinesi de farklı bu arada. Evet. Hadi makine demişken açalım. Hadi buyur. Açalım abi. Hemen Ümit Erdem basamakları taktırmış. AliExpress mi basamak? Yok abi Kornit. Mustafa halletti hemen ya. Sağ ol, sağ ol. 3 litrelik bir makine var evet. Arkadaşlar. Şimdi normalde biliyorsunuz bunun bineklerinde, bu ticari diye geçiyor. Bineklerinde 2 litrelik bir makine var. Bunda 3 litrelik ama beygiri biraz düşük. Evet, binek olan 2 litre 240 beygir. Evet. Bu 3 litre 200 beygir. Ama binek olan 350 tork, bu 500 tork. Bunda biraz yük taşırsın tabii diye düşünmüşler. Yani yardır babacığım durumu tabii, çünkü var. Çünkü bu araba alınıp yük taşınır. Bu arada özellikle arkadaşlar için... arabanın orijinal rengi bu. Yine yeşil. Ama biliyorsunuz Defender'ın yeşili biraz şey. Ulan boyamız bitti biraz su katalım, boyayı çoğaltalım yetmeyecek yeşili. Hani şampuan bitince su ekliyoruz ya duşta çalkalayıp. Aynı kafa bir yeşili var. O yüzden biz doğru yeşili tabii ki yine Profolia'da Mehmet abim her zaman bütün arabalarımızı yaptığı eline gibi buradan. Doğru yeşili bulduk. Güzel yeşil. Aynen. Güzel renk abi. Buna, İşçilik yani, de güzel. Yeşil sevip kötü diyen buna taş olur bak. Öyle güzel. O kadar iddialıyım. Abi. Birkaç yani, şey için bu cümleyi kurarım. Konusu, bu da öyle yani. Renk konusu bu arada çok tartışsa sabaha kadar tartışırız. Ya yeşili zaten. Tartışmam abi. Yeşili yani, tartışmam. Orada başka bir... takipçi arkadaşlarımızdan bu videoyu izleyen arkadaşlarımızdan rengi beğenmeyecek çıkmayacak mıdır? Çıkacak. Çıkabilir. O da o zaman benle tartışmaya girecekse kendi yeşilini alıp gelsin. Hani bakalım karşılaştıralım. Yeşillere bakalım. Kartelaya alın gelin arkadaşlar. Ha, Ümit'i bulun. Makinamız böyle arkadaşlar. Evet, bakayım vallahi çıkıyor güzel mu? Bilmiyorum ki çıkıyordur ya. Barış olsa bam diye çıkarmıştı. Çıkartırdı evet. Performansını falan yolda konuşacağız her şeyini. Bir arkaya bakalım. Şu arkayı merak ediyorum ben daha. Parmak izi yapma. Aslında biliyorsunuz değil mi? En büyük kavgamız Ümit'le de biliyor musun? Biz onunla hani bizde öyle araba maraba falan filan öyle şeylerimiz yoktu. Herkes herkesin arabasını alır gider falan. Ama en büyük sıkıntı arka sileceği çalıştırırsan mesela kavga sebebi. Yani camı açmaktan falan bahsetmiyorum bak yıkanmış arabada. Onları konuşmuyoruz bile artık. Arka sileceği çalıştırırsan büyük kavga edersin. Öyle hastadır yani. Teşekkürler. Buyurun Ümit Bey bagaja geçelim. Evet. Bağış gel. Arkadaşlar yapıp yapacağımız en keyifli bagaj testi bu olabilir bu arada. Kaç litre kanka biliyor musun? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Çok litre be abi. 1355 litre arkadaşlar. 1355 litre. O yankı var bagajda. Yankı var. Tabii tamam. Şey böyle bagaj testi mi gel olur ya? Gel iki kişi yapalım. Gel geç, hadi geç. Gel beraber gel Allah aşkına. Geliyorum. Ama buralara basarsam kavga ederiz sen. Allah sen yabancı değilsin. Basmadım sileriz bak. Oğlum. Şimdi bu arabayı... Bak.
yükleme hop. Şimdi hani bu arabada evet büyük yükler taşımak için falan eyvallah. Şunun mantığını ben hiçbir zaman anlamadım. Yani kaç hiç santim fayda basıyor? Vermiyor ki. Kaç santim basıyor bu? 3 falandır ya. 3. Bayağı dedi. Ya 5 insin hadi oğlum. 5 in. Ne oldu şimdi 5 santim? Oo inanılmaz kolay yapıyorum ya. 500 kilo fazla yükleyeceğiz. Abi bu ne ya? Ne gereksiz ya? Hiç kullanmadım. Ama burada safari camlarını imal etmemişler. Bu safari camları biliyorsunuz arkadaşlar. Safariye gittiniz mesela zürafa gördünüz. Buradan zürafaya rahat bakabilmek için bu camlar var. Tabii ben çünkü genel, ya, yani birebir de çıplak gözle sevmem zürafayı mesela. Bir camın arkasından bakarım. Tabii. Güvenlik de olsun. Aa, ne yaptın? Bir dakika bunlar ses yapmıyor mu ya? Yapmıyor. Aa çok şey bir malzeme. Ya bilmiyorum yapıyorsa da bana ses gelmiyor bunun yüzünden. Bu yapıyor mu? Yapmıyor. Yok bu hatta bayağı bir sağlam. Bunun amacı daha çok yurt dışında kargo taşımacılığı için falan abi değil mi? Abi kargo adam İngiliz yapmış bunu kendine hafta sonu çiftliğine gidiyor geyik avlıyor atıyor arkasına takılıyor ondan sonra hortumla yıkıyor gidiyor yazık şimdi. Yazık o hayvanlar vurulur mu be? Vurulmaz ben ava karşıyım zaten. Ben de. Buraya köpeğini atıyor av köpeğini işte koyuyor neyse falan. Ya, öyle yük varsa bir şey taşınacak taşırım. Sen taşırsın. Benim SRC belgem de var bu arada. Hadi taşırım ya. Gerçekten. Vay evet. Be. Hani beni biliyorsunuz arkadaşlar. Vay be. Almadığın belge kaldı mı kanka? Tabii. Pilotluk i̇şte, SRC. C'yi aldık geçen işte tırın çekicisini aldık. Dorseyi de alırız ya. Ama burada bu arada kol dayamalar. Yavaş, oğlum, pardon tamam. Katladın oraları. Kol dayamalar falan her şey var burada. Hazır. E çünkü koltuklusu da üretiliyor ya. Evet aynı zamanda koltuklusu var arkadaşlar. Var. Ben daha hiç kendinden koltuklu görmedim ama bir efsaneye göre var. Var hep var. Benim gördüklerim sonradan takıldı. Defender 90'ın koltuklusu da var arkadaşlar. Bu arada bu 3 kapı 90 arkadaşlar. 5 kapısı 110. Bir de 130 geliyor. 130 geliyor. O da 8 koltuklu. 8 miymiş? 8'miş o. Ben 8'e kadar sayamıyorum ki. Hadi gel. Şöyle hadi. İniyorum bak. Aman abi tadımız kaçmasın. Hiçbir şey yükleyip taşıdın mı? Taşıdım. Ne taşıdın? Kerim'in rekarolarını taşıdım daha 2 gün önce. Koltukları taşıdım. Hani jant lastiği saymıyoruz artık. Şurası onlar ne abi? Burası ne abim? Burada. Trafik seti abi. Çok güzel. Ben hep ses yapıyorum. Yapmıyor ya, sürüşte bakarsın. Yapmıyor be abi. Yapmıyor be abi. Amortisörümüz var. Duruyor. Yok bunda yok. Bu ne? Hayır şey öbüründe şey ayarlı olan var. Anladım. Nerede bırakırsan yokuşta falan var. Bunda yok. Bunda yokuşta gidiyor bunda, mu? Bunda gidiyor. Yapma ya. Evet. Amortisörden bile kar. Vakum da yok mesela. Öbüründe bagajda vakum bagajda var ya. Vakum bunda yok. Bu biraz harala yürele ya. Yükle devam et. Baba hadi. Bu orijinal standart geliyor. Mustafa'm taktı kornik. Öyle mi? Gel, açık yoktu. Geldi. Açık geldi. Yoktu. Güzel şık olmuş ama. Hemen abi bu işler hemen hızlı hallolur ya. Biz de seversin. Buyurun içine bakalım. Hadi buyurun. Bir şey diyeceğim. Kaplama harbiden müthiş ha. Hiçbir şey belli değil. Bakın kapı işleri falan. Vay be. Tabii arabanın bir önceki rengi de yeşil olduğu için tabii, çok kurtarıyor. Bir çok de kapıları sökmedik. Öyle bir işlem yok abi. Göründüğü şekliyle kapladı Mehmet abi. Bu koltuk kumaşı için Land Rover'cular çok uğraşmışlar. Ne bunun ismi biliyor musun? Kumaşın ismi. Resist. Resist'tir o. Resist. Ben yazıldığı gibi okuyorum kanka. Bu arkadaşlar çok kolay temizlenebilir. Aynı zamanda üretilirken karbon ayak izi minimuma indirilmiş bir kumaşmış. Biliyorsunuz artık bu işler önemli. Çevreye duyarlılık, karbon ayak izi, karbondioksit salınımı bu işler önemli artık. Evet geçelim işine bakalım. Benim bu arabaya mesela gözüm çok çabuk alıştı ya. Mesela yıllardır böyle bir araba varmış gibi geliyor bana. Çok yeni bir araba değilmiş gibi geliyor. Ama yıllar oldu be. 3 sene oldu. 3 sene oldu. Bir de şu malzeme çok hoşuma gidiyor abi. Bunu ben de çok seviyorum. Neyse bu malzeme bilmiyorum ama. Garip bir hissi var. Ama tabii eksileri de var otomobilin. Ya biz bunu çok deneyimledik ses sayesinde. Ses sağ olsun. Hmm. Ayağını sürter bilmem ne oynar. Hiçbir şey olmuyor. Şey yok yani. Biz böyle siliyorsun ve geçiyor yani. Güzel malzeme. Abi eksileri olmaz olur mu ya? Bir Land Rover'ın eksiği olmazsa. Olmazsa olmazsa olur mu ya? Abi bu ne? Basınca ne oluyor işte ne demek? Bilmiyorum bastım geçen gün bir şey olmadı. Ha, ama sinyal gönderirse rezil oluruz ya. Niye rezil olalım yapma, abi? Yapma. Deniyoruz ya. Gazeteciyiz biz. Ben değilim. Doğan denedi derim. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. SOS'e bastığınızda. Oğlum bak bir şey yanık sanırım. Passenger airbag. Abi passenger airbag yandı abi bir şey yok. Kontak açık diyor. E biliyoruz abi kontak açık zaten. Oradan mı kapanıyormuş lan airbag yok canım. Yok be abi. Bu servis çağırmak için. Bu SOS. Ha, yapma ya dur be oğlum. Rezil olacağız ya. Bizi bastım bir şey olmuyor. Ortalığı velveleye vereceksin ya. Bir şey diyeceğim biraz şakırtılı mı çalışıyor motor? Yok. Lakırtılı. Yok. Yok mu? Yok tabii. Oğlum lakırtı var lakırtı var. Biraz sesli. 3 litre Doğan. Biraz sesi gelsin be. Ha? Bazı şeyleri yaşamayalım mı? Yine bakıyor dede gibi bakıyor araba. İçinde ses, sesine bakıyor. Ayvalık'taki dedeler gibi. Geçti mi? Gaza geçti mi? Gaza çıt. Buraya buzdolabı falan koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu otomobilin 3 koltuklu versiyonu da var arkadaşlar. Evet. Önde 3 koltuk. Aynen. O da güzel çok o da bir değişik. Birkaç versiyonu var garip garip evet. Arabanın. Evet. Niye öyle bir şey yaptılar bilmiyorum. İçinde ama. En sevdiğin ve en sevmediğin özelliği hangisi? İçinde sevmediğim hiçbir özelliği yok abi. Her şeyi seviyorsun. Evet. Eşya gözleri, oturma pozisyonu, malzeme, ekranın büyüklüğü, her şey bak. İçindeki her şey optimum arabanın. 11.4 inç ekran. Çok renkli değil ama böyle klas, böyle altın sarısı falan renkleri sezgisel. Var. Sezgisel mi? Sezgisel. Bilmiyorum, bakacağız. Sezgisel. Biraz yavaş gibi. Ha? Ben ilk defa kaydırdım. Hadi ya. Vallahi. Kayıyor. Aa yana gidiyor muydu bu ekran? Tabii abi. Abi bizde teyp çalışsın yeter ya. İçinde sevmediğim bir şey yok yani. Doğan her şeyini biliyor şu arabaların. Lütfen hastayım abi. Ya. Şimdi sudan geçeceğiz gel. Vallahi. Tabii bak abi. Ya dur bir kova doldurayım geleyim. Hadi gel çıkalım. Gidiyor muyuz? Gitmeyelim mi? Gideyim montumu çıkaracağım ya. Koltuklarımız bu arada mekanik arkadaşlar. Sadece bel desteği
Çek biraz. Elektrikli. Çek biraz. Oo, bayağı şahin gibi bayağı, ha koltuklar. Tabii oğlum. Böyle bir arabada da böyle koltuk garip geliyor insana. Oo, bu araya bir şey koyabiliyor abi, musun? Tabii abi, yükle be abi ya. Aa, havalandırma enfezleri falan her şey burada hazır. Şu arayı söktürmeyecek misin mesela hiçbir zaman? Bence hadi ya. Çok güzel böyle. Mikrofona konuşursak. Bence çok güzel abi, söktürmeyeceğim. Biraz bu işleri... İlk çekim benim. Arkadaşlar çıkmadan önce ne diyoruz? Kanala abone değilsek, bir kontrol edersek. Çünkü izleyenlerimizin neredeyse %60'ı kanala abone değil. Bir de bir şey diyeceğim. Benim kanalımın linki de aşağıda bir yerde kesin koyar Doğan abim. Onu da artık lütfen. Ümit'in artık, kanalda lütfen biliyorsunuz. Yani. Ümit Erdi. Güzel içerikleri var. Çekiyor. Çekmeye devam edecek değil Doğan'la mi? Buradan bir söz verirsek. Doğan'la bir video gelecek yakında arkadaşlar. Hiç ipucu falan vermeyeceğim of, var of, ya. Of. Bakalım ben cesaretimi toplayıp çekersem. Şey yapacağız, onu konuşacağız. Arkadaşlar olduk abone değil mi? Teşekkürler. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Bir de like önemli. Çünkü video daha çok öneriliyor. Neden bu kadar like diyoruz? Video daha çok öneriliyor. Teşekkürler. Çıkıyoruz. Biz çıkarken siz bir like'a da basın. Eşe dosta önerim. Doğan önerim eşe dosta. Şuna biraz göz takılıyor bir süre sonra. İkinci gün takılmıyor eminim. Öyle mi? Tabii. Normal alışıyorsun. Yani hep böyle yok. Bir araban varmış. Ha. Opel Kombolar vardı böyle, evet, hatırlar mısın? Aynen. Lüks bir Doblo yani aslında. Doğru, Doblo da var bu. Tabii. Var mı şerit takibimiz falan? Adaptif kuruş kontrolümüz. Bak Ümit bakalım Erdem. Bir şeyler var orada bilmiyorum. Yani adaptif kuruş kontrolü var, evet. Şu an devreye soktum ama şerit takip sanki... Yok mu? Aa, var. Varmış lan. Vay be. Senin haberin yok bunlardan ama. Kanka ben daha önceki videolarda da söyledim. Ben sürüşe müdahale eden hiçbir özelliği sevmem ve kullanmam yani. Kanka, şu an bakıyorum sadece. Yok, evet. Ama varmış bak şimdi, hani o direksiyonu hareket edince görünce şaşırdım yani. Ya çok farklı şekillerde geldi bu otomobil Türkiye'ye arkadaşlar. Bazıları bayağı boş. Hiçbir şey yok üstünde. Bazıları işte böyle adaptif kuruş kontrolü, şerit takibi. Direksiyon ısıtma, airmatik bilmem ne. Bunda direksiyon ısıtma var. Böyle geliyor. Ve havalı süspansiyon var bunda. Sence havalı süspansiyon olmayanını kullandın mı? Kullandım. Evet. Olsanınkinde yok. Mesela nasıl? Çok farklı. Farkı var mı? Var. Biraz sert o. Bu airmatik yumuşaklığı fark ediyorsun. O bir yani. puf tabii, yapıyor süspansiyon. Sürüşte onu fark ediyorsun. Bak buraları güzel yapıyorlar şu plastikleri. Attığın zaman bir şeyi biliyorsun hiç çizilmez etmez. Hiç sıfır. Telefon, gözlük istediğini at. O yüzden diyorum harbiden içindeki bu yerleşim ve kullanılırlık ve tasarımıyla ilgili hiçbir benim böyle eksi şurası şöyle bir diyeceğim hiçbir şey yok. Land Rover'da genel problemler hep şey olur ya, eskiden beri range'lerde işte abi yok makinası şöyle, yok elektronik yani hep başka şeyler çıkar. Yani tasarım ve şu iç kaliteyle ilgili konuşamazsın. Ha. Bizde eski kasa range vardı ya. Yani 10 yıllık araba abi bırakmıyor araba kendini kesinlikle yani. Kesinlikle o konuda iyi yani. O konuda iyi. Ve tabii ama düzgün bakılmış olması lazım. Evet. Arada çok el değiştiren arabalarda illaki bir sürü şey var ama onlar artık şey yani istisna aslında. Genelinde bu arabayı al şimdi 10 yıl 15 yıl kesintisiz kullan, bundan bir gol yemezsin yani. Sadece şu gösterge biraz 2000'ler. O 2000'lerin. Ha, ilk elektroniğe geçtiğimiz yıllar gibi yıllar. Değil mi? Abi işte bu garip bir araba. Hakikaten Defender 90 evet. O anlamda garip geçişleri olan yani bir araba. Yani ortada dijital bir gösterge var arkadaşlar. Sağ ve solda analog var. O biraz 2000'lere döndürüyor sizi yani. Milenyum Defender be. Evet. Yani bir daha şu ne kadar bir maliyet farkı olacak yani. Tabii ki olacaktır ama yansıt abi okey. Yani sen şunun için mesela bu arabaya atıyorum 1000 euro daha fazla vermez misin? Abi verirsin, bir de şöyle bir gerçek de var. Sen zaten bunun üretiyorsun bunu. %10'un. Evet, yani zaten var. Her şey aynı. Evet. Yani tek bir banttan çıkarıp buna da koysan ne olur yani mesela? 500 euro farkı var. Yapmıyorlar. İngiliz garip. Yapma, İngiliz garip bak. Yapmak lazım. Yani yapmıyorum. Irkçılık yapmıyorum ama İngiliz mühendisler bir garip. Bazı alışkanlıkları garip. Peki bu motor sağlam bir motor dedin. Bu 3 litre olan evet. 2 litrede biraz sıkıntı var hala. Abi 2 litre ilk çıktığında bu işte Sport'la çıkıp sonra işte Discovery, Velar'da kullanılan 2 litre 240 beygirlik olanlarda biliyorsun ki çok fazla sorun yaşandı. Evet. Çok fazla makine kırıldı. Bunun temel sebebi Barış'tan da iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Yağ pompasının yetiştirememesi. Ama burada yine bir tek başına arabayı suçlamak gene adaletsizlik olur. Çünkü bizim gaza basma alışkanlıklarımız doğru değil abi. Evet. Biz arabaları düzgün kullanmıyoruz. Yani bizim Volkan Işık arkadaşlar bize ilk öğrettiği şey hep şudur. Doğan daha iyi bilir. Gaz pedalının altında yumurta varmış gibi davranacaksın otomobile. Yani biz onu yapmıyoruz abi. Biz hep şu. Yani sürekli şimdi gerçek şu. Oğlum bu arabanın canı ne yani? Herhangi bir arabaya böyle davranılmaz. Ondan sonra abi vay benim makinem gitti. Gider abi. Başka bir şey de gidebilir. Sen arabayı düzgün kullanmazsan bir yerlere gider. Her gün kapıyı alalım abi. Her gün böyle kapatalım. Var gücümüzle yani. Yani bu kapı artık bir süre sonra sana cevap veremez yani. Mekanik şeyde de aynı şey. Haklısın. Bak hepsine katılıyorum. Ama genel geçer bir şeyler var. O zaman ne yapacaksın abi? Kullanma talimatı mı vereceksin? Yani bak gaza yedire yavaş yavaş basın Land Rover kullanıyorsanız. Bu abi yani? İngiliz de şunu düşünüyor. Abi ben normal düşünüp normal kullanıyorum. İnsanlar da böyle kullansın diye düşünüyor adam. Bilmiyor ki senin ne kadar hırpalayacağını. Bunun tabii bir yıpranma payı olması lazım. Adamlar her şeyi optimum düşünüyor. Bu bir. İkincisi garip hataları oluyor arabaların. Şimdi videonun altına da yazarlar. Range Rover, Land Rover neyse o gruptaki kullanan adamların hep böyle fıkra gibi hikayeleri vardır yani. Burada da yani adam atıyorum otobanda giderken mesela biz şunu dinledik hatırlıyorsun. Yeni kasa Vogue'la ilgili. Otobanda giderken Kuzey Otobanı'nda mesela durup
dururken kaput açık diyor araba mesela. Hani öyle bir şeye karar verebiliyor bir gün. Anlamsız fıkra gibi hikayeler çok var. Ama Land Rover bence, ben şimdi çok fazla deneyimim var. Neredeyse her modelini kullandık uzun süre. Abi Land Rover'cı oldun sen. Vallahi öyle oldum ya. Ama şöyle söyleyeyim abi. Land Rover arkadaşlar böyle herkesin bir tane böyle bir yakın arkadaşı vardır ya, şeydir böyle. Bak herifi çok seversin, tamam mı? Gerçekten bütün kusurlarını örtersin. Arada sana garip davranışlar sergiler. Hepsine okeysindir. Seni böyle toplum içinde ya da bir yerde zor durumda seni şey yapmayacağını bilirsin, anladın mı? Her zaman güvenirsin. Ama mesela bazen de şunu düşünürsün arkadaşla ilgili. Lan bu herif şimdi bir şey diyecek burada, bizi rezil edecek. Ya vardır ya. Bak Land Rover o arkadaş işte. Gerçekten o yani. Her şey çok güzel ama herif bir gün bir yerde patlatabilir. Ha, kısıtlı performans yazarsa mesela ekranda, anladın mı? Öyle bir. Ama vazgeçemezsin ya o arkadaştan. Gerçekten öyle bir araba. Seviyoruz. Bütün kusurlarıyla kabul etmişiz. Seviyoruz. Keşke olmasa. Ama hakikaten kusurları da var yani abi. Şimdi yok dersek de olmaz yani. Var. Bu arada arkadaşlık demişken küçük bir parantez açacağım. Sonra arabaya döneceğim hemen tekrar. Ara sıra soruyorsunuz arkadaşlar. Yok Ümit'le küs müsün abi? Küs. Yok şöyle bak, mi? Yok. Küsüz. Acayip küs. Arkadaşlar benim Ümit'le küsme gibi bir şey. Bak ben Ümit'le kavga ederim. Kız kardeşinle, erkek kardeşinle kavga edersin. Barışırsın falan, öyle şeyler ya. Biz hani kavga da etmiyoruz. Çok da ederiz de yani ama yani. O yüzden hani öyle bir şey olamaz arkadaşlar. Aklınızda olsun. 19 yani, yılda 10 kere etmemişizdir bu arada. Evet yani. Yoktur. 10 yoktur. Hani öyle bir şey olamaz. Aklınızda olsun. Ağız turnağına gelmek istiyorum abi. Ha. Meşhur ağız turnağı evet. Meselesi. Nedir bizim bu mesele? Bize anlat bakalım. Evet. Şimdi şöyle abi. Bu arabanın ağ sütunlarında bir rüzgar sesi var. İlk bizim öbür arabayı çekerken de hatırlıyorsunuz evet. Muhabbeti. Land Rover otomobilleri geri çağırıyor. İşte servis sizi davet ediyor ya da sizi müracaat ediyorsunuz. Bir iyileştirme yapıyorlar. Bir iyileştirme yapılıyor. Ağ sütunları sökülüp bir yalıtım yapılıyor. Okey. Yani %50'ye yakın diyeyim. Hadi %50 azalıyor. Kökten çözüm yok maalesef ama azalıyor. Okey. Bir de şöyle bir şey var. Ağ sütunun altında bir parça var abi. Şimdi bunda yoktur muhtemelen. Yani bunda o problem olmayacaktır çünkü bu yeni nesil yani. Evet. Öbürüyle arasında 2 yıl var. İlk nesilde ağ sütunun altındaki parça yolda giderken uçuyor. Tamam mı? Bizimki de uçtu. Çağrı'nınki uçtu. Uçtu. Farkına varıyor musun? Varmıyorsun. Zaten bir rüzgar sesi şiddetleniyor. Evet. Zaten arabadan indiğinde görüyorsun. Parça abi yok. Parça uçuyor. Ya sağ ya sol ya ikisi birden uçuyor. Bizimki uçtu. Bizimki biri uçtu sonra öbürü uçtu. Lan Çağrı'yı aradım. Dedi ki oğlum benim uçalı 3 ay oldu. Zaten biliyorum hani konuşum. Dedim ne yaptın? Bana fotoğrafını atmıştı. Hakikaten inanamadım aynı şey. Barış'la konuşuyorsun. Oo yapıyor. Çok yani uçuyor. Bu artık şey yaygın bir problem. Kosiflere gittim. Abi dedim böyle böyle. Tamam dedi. Yani bu okey, bu problemimiz var. Fakat şöyle bir şey var. İngiliz mühendislerimiz gene canlarımız şöyle yapmış. Ya bu parça uçuyor. Biz herhalde bunun tırnağını yanlış yaptık. Bunun tırnağını bir düzeltelim diyor mesela. Ondan sonraki üretilenler yeni düzgün bir tırnakla, düzgün tırnakla üretiliyor ve uçmuyor. Fakat benim arabam ilk nesil ya. Abi söyledik parça geldi, o tırnak ona uymuyor. Beş kapıdan bahsediyorum. Aynen. Bu sefer ne oldu? Yapma A sütununun tepeye kadar komple o parçayı komple değiştirdik. Yani aklına geliyor diyor ki biz bir yerde hata yaptık ama aa bu öbürüne uymaz ki. Oluyor. Bir daha baştan. Ama yapıyorlar. Yapıyorlar. Bu bir de şu demek mi acaba? Land Rover mühendisleri arabayı yaptıktan sonra otoban hızlarına çıkmamışlar mı denemek olabilir için? Olabilir tabii. Olabilir. Yani abi bu bir şey olabilir mi ya? Evet. Ya maalesef çok garip abi. Ben ilk defa duydum mesela. Birçok otomobilde birçok şeyi duyuyoruz ama hakikaten ağ sütunun altındaki parçanın uçması bence garip bir hikaye. Bu şu anda iyileştirilmiş hali değil mi? Evet. Bir bakalım bu bakalım arada arkadaşlar. Yani normalde şimdi 130'larda bir rüzgar sesi var. Bu arada 100'e kadar mesela okey. Bu arada evet arabanın tasarımı da kübik yani. Şimdi 100'den sonra biraz ses artmaya başlıyor. Bak şimdi bir yapmaya başladı. Çok az bu. Öyle mi? Daha çok fazla. Daha mı fazla? Çok az abiciğim. Öbüründe çok felaket yani. Bugün rüzgarlı da bir gün ayrıca. Bu G kasada da var biliyorsun. Var. Rüzgar delicesine var zaten. O tasarım işte Doğan'ın söylediği tasarım hikayesi. Orada zaten sıfırlamak onu mümkün değil. Bu arada Bursa'dan aldım arabayı ben teknik otodan. Bindim abi. Araba önce Ankara'ya gitti Mehmet abiye. Neyse aldım arabayı dönüyorum. Şimdi alışmışsın bir Defender kullanıcısıyız ya zaten. Hmm. Yeni bir şey yok. Okey arabanın tepkilerini biliyorsun. Kabaca motoru farklı falan. Tabii ben hani böyle bir viraj işte mesela. Viraj standart her gün döndüğüm gibi. Bu tabii şimdi daha kısa şasi. Arkası boş ya. Tabii öbürüne karşı biraz daha havaleli bu. Evet biraz daha bir hareketleri. Bak, aynen. Hiçbir şey olmuyor bu arada. Delicesine tutunuyor. Ama his olarak bak öbürünün o araba hissi yok. Evet yok. Şöyle oluyor araba bir. Evet. Abi istersen çok basma. Hani onu bir alışmanız lazım. Onu hissetmeniz lazım arabayı. O arkanın boşluğunu falan. Yani gene de ağırlık dağılımı çok güzel ama tabii ki binekle bir arasında fark var. Hem kısalıktan hem boşluktan. 8'leri bir şanzımanımız var. Bence çok temiz çalışıyor. Güzel abi. Temiz çalışıyor. Evet aynen. Ona bakıyorum ben de. Gayet. Onu harbiden büyütmesi seviyorum. Gayet yani. İyi. Sadece abi mesela şimdi D'desin ya. Gaz tepkisi bayağı bir geç ya. Bak, bu arabada evet abi ya. Bak şimdi, öbüründe şimdi yok. Basıyorum gazı arkadaşlar bak. Evet. Turbo gecikmesi mi? Abi bu başka bir şey. Meşhur Doğan Kabak atasözü. Bu de, turbo gecikmesi değil bu başka bir şey. Bu biraz arabanın komple gecikmesi. Tabii, yani ben gidiyorum dönüşte lazım olacaksın. Benle gel evet istersen. Hani biraz bak şimdi.
bastım. Dur bakalım, geliyorum, bekle, acele etme. Hah, geldim. Dur, geldi. Abi beni de götür. Tepkisi bu. Bir de hızlı basıyorum yani. Yavaş bastığında daha da tabii ki. Şimdi şöyle yavaş bastım. Bu belinde telefonu tutup hareket eden otobüse binen amcalar var ya. Bu biraz o. İnanılmaz bir gaz tepkimesi beklemiyorsun ama bu otomobilden, yani bu teknolojideki bir otomobilden biraz daha iyi, evet, gaz tepkisi beklersin yani. Ya şimdi bir garip. Mesela bunun torku yüksek, binek olanın torku düşük, beygiri fazla. O gecikme mesela binekte yok, bunda var. Bunun diyorsun tork delicesine böyle yeri yırtar gibi yokuş çıkıyor bu araba. Ama böyle düz yolda basıyorsun, kimse yok. Ama gitmeye başladıktan sonra gaz tepkisi, evet, aldıktan sonra gidiyor. Yani kervan yolda düzülür yani. Ondan sonra gidiyor. Onda sıkıntı yok. Ama güzel. Namussuzu seviyoruz. Güzel. Seviyoruz abi. Ben seviyorum. Hanım da seviyor zaten. Ben seviyorum. Araziye çıktınız Mehmet Bey. Öbürüyle çıktım. Bununla çıkmadım. Bununla daha çıkmadım. Bir askıda kalmamız yok mu? Kalalım abi. Hemen vur bir yere girelim. Her taraf arazi. Bayağı yatıyor ha. Evet evet. Havaleli bu. Çok enteresan. İlk başta garip hissediyor insan. Oo, bak bak. At içeri mesela. Gazla biraz. Çekiyor ama problem yok. Kilitler militler acayip çalışıyor ama hissiyat olarak bir böyle, evet, bir... Ulan Allah Allah. Bunun bineğinde de pedal shift yok değil mi? Evet, son arkasında. Yok. Pedal shift arıyor insan. Ben çok hiç aramıyorum, onu sen arıyorsun. Ben çok alışmışım abi, ya. Doğan abim şu hızlı otomobiller kullandığı için arkadaşlar, onun eli biliyorsunuz meşhurdur. Çekimlerde atar böyle, sonra şöyle yapar. Hani ne güzel gidiyor. Şeyi var ya Doğan'ın, öyle bir açısı var elinde. Oradan anlıyoruz biz arabanın güzel olduğunu. Bir de S'te deneyeceğim şanzımanı. Bak S'te daha iyi. Ben S'e de hiç almadım bu arada. İlk mi? İlk. İlk S'iniz. Hakikaten ilk. Ben kullanmıyorum galiba şu arabayı. Şu an güzel, soğuksuz. Ha, güzelmiş lan, S'te kullanayım ben. S'te kullanayım, yakıt, evet, tüketimin abi artar biraz, acayip, daha iyi olur. Evet evet. Ne yakıyoruz abi? Onlara sorarsan 8-6. Fabrika verisi. Bana, evet, sorarsan 12. Yapma ya. E bak abi ortalama. Değiştirmiş misindir? Bence hemen değişmemiştir. Benimki görünüyordur. 11'e değişti. 2.3 ton. Atıp tutturma işinde varım ya. Varsın. Var. Artık profesyonel olduğu için kanka. Yani şey bile yok artık. %2'lik 3'lük oynama bile yok. Direkt nokta atışı. 2.3 tondu değil mi? Evet. Ağırlığı. 3.5 tonda çekme kapasitesi var. Bir römork yapmaz mıyız? Senin arabayı çekmez miyiz şöyle ha? Yolda akmaz mıyız? Güzel görüntü be. Mesela şey yapacak, öbür Defender'a çekidemiri takıp bunu üstüne koyalım diyorum mesela. Bir şey deneyelim. Görüntü güzel olur ama anlamsız olabilir. E anlamsız şeyler de varız. Ne varız abi? Boş dedim mi ben? Bu arada arkadaşlar ortada diferansiyel kilidi var. Elektronik bunlar. Arkada var hatta şuradan. Nerede abi? Şu muydu deminki ekranımız? Evet. Hı-hı. Şurada görüyoruz burada diferansiyel kilitlerini. Kitleyebiliyoruz elektronik olarak. Çok akıllı bir sistem. Bunları çok anlatmıyoruz. Çünkü bu otomobilin hem 5 kapısını hem 3 kapısını çektim ben, evet, daha önce. O yüzden bir de gerçekten söyleyecek hiçbir şey yok. Mükemmel çalışıyor abi. Evet. Elektronik çok arazi sistemleri sistem, yani gerçekten üst düzey çalışıyor. Biz zaten Kars'ta da delicesine kullandık. Hani her şeyini, her halini denedik arabanın. Hakikaten o konuda iyi yani. Sudan geçişi de normaline göre, 5 kapıya göre 10 santim daha fazla. Sizinki tabii 80, bu 90 santimden geçiyor. Bir de dikkat ettiğin zaman mesela ben bunu arabayı alınca fark ettim. Binekten daha yüksek duruyor bu araba. Yani o çamurluk payı vardır ya, bu daha yüksekte tutuyor. Muhtemelen yük meselesinden, evet, kaynaklı, tabii, başka bir ayar var. Hafif bir leylek gibi duruyor. Bana bir gözüme batmıştı, alıştım ama mesela tercihen öbürünü tercih ederim. Yani. Ya ona bir soğuk presle. Abi sansın, iniyor ama belli bir hızdan sonra otomatik kalkıyor. Şey gibi bir yere çektik arabayı, kafeye mafeye basacağız, anladın mı? Pıs, devam. Bu arada hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Kazasız belasız. Allah bütün bizi izleyenlere kat kat iyilerini, çok üst düzeylerini, G63 AMG'lerini, bunun 5 litre süper şarjlı hepsini nasip etsin. Vurus inşallah. Amin. Bence kesinlikle abi. En sevdiğin 3 özellik, en sevmediğin 3 özellik, fiyat, bitiriyoruz. En sevdiğim 3 özellik tabii ki tasarım, tabii ki sürüş hissi ve iç mekandaki kullanışlılık. Yani koltuk rahatlığından tut da bu anlattığımız detaylara kadar bence çok güzel özellikler. Yani liste çok uzun. Sürüş hissine paketliyorum o şeyi. Yani yol tutuş vesaire, oralarda sorunum yok. Bunun Defender 90'ın sevmediğim özelliği, evet, o biraz havaleli diye. Okey. Başka bir sorun yok. Genel olarak Land Rover'daki sürpriz sorunlar başlığı altında toplayabiliriz. Sevmediğim özellik. Onu 2 ve 3'e yedirdin. Ha, onu sürpriz sorunları. 2 3'e yedirdim ama onun dışında öyle bir ya keşke şu da şöyle olsaymış dediğim bir şey yok. Ama genel olarak Defender'ların, bak şimdi aklıma geldi. Defender'ların, yeni Defender'ların çok kötü bir tane özelliği var. Bunu sen söyleyince hatırlayacaksın. Lastik değiştirmek abi. Yedek lastiği değiştirmek. Bilmez miyim? Bak hepsini geç. Land Rover sorunlarında da ona da okeyim bak. Alıyorum, seviyorum. Hepsine eyvallahım. Ama o lastik, yedek lastik bagajda ya. Tek başına özellikle bir kadının yapması imkansız. Yapamaz. Ben tek başıma yaptım. Çok uzun sürdü. Ve olur şey değil abi. Çok ağır çünkü. Jant lastik beraber ya bak. Çok ağır. Muhtemelen 60 kiloya yakındır. 50 kilo bandındadır o. Ve onu sökmek. O ortadaki ağırlıktan onu almak. Yani bak korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Gerçekten Defender sahiplerinin inşallah Allah lastiğini patlatmasın. Çok şükür bizimki hiç patlamadı. Atakan'ınki patladığında Atakan öyle yoktu. Burada ben arabayla. Tabii doğru, Atakan Survivor
Survivor'dayken Serap'taydı ve ben yardımcı oldum. Zekeriya Köy'de değiştirdim. Hatırlıyorsan seni aradım ve abi, artık dedim ki ya Allah kahretsin ya. Olamaz böyle bir şey abi. Ben ki, inanamadım anlattık. Ya biz az çok bir de anlarız, anladın mı? Bir şeyi tutarız ucundan, araba değişti. Yok abi, yok abi. Manyak bir kötü özellik yani. O zaman İngiliz mühendisler muhtemelen arabanın lastiğini değiştirmeyi hiç denememişler. Hiç denememişler. Vallahi bak tasarlamışlar. Koyalım koyalım. Ağırlığını hesaplayalım. Süper. Öyle güzel görünüyor. Güzel ağırlık da okey. Abi ağırlık acayip ya. Korkunçtu. Son olarak fiyat Ümit Bey. Buyurun. Fiyat şu anda. Fiyat yok. Araba yok çünkü. Evet. Evet. Araba biliyorsunuz. Tedarik sorunu Allah var. Allah, bizim ülkede de olurdu araba. Daha bu sene hiç gelmedi. Ama galiba son durum 2-200 bandında diye biliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Her zaman. İnşallah lastiğiniz patlamaz. İnşallah. Arkadaşlar Ümit Erdem için bir hayırlı olsun alırız yorumlarda. Daha ileri sizlerin olsun mutlaka. Bunu içimizden gelerek, yüreğimizden söylüyoruz. Hepinizin koleksiyonu hepinize olsun inşallah. İnşallah. Araba işini seven kim varsa koleksiyonu olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Gidiyoruz biz. Şey yaparız, haberleşiriz. Barış gibi tepki vereyim. Ver bakayım.